Alo. Ha Şayka. Ya balım senden bir ricam var ya. Ne? Pazularım? Yerinde duruyor. Düğme de duruyor. Ne yapacaksın? Kızım sen neler diyorsun telefonda ya? Ya dur kızım bak dinle beni bir dakika. Şayka ya Makbule ablam çok keyifsiz ya. Bütün gün evde gecelik sabahlık takılıp duruyor öyle. Şunu azıcık oyala be. Ya ne bileyim işte alışverişe çıkın dolaşın falan bir şeyler yapın ha. Oy bebeğim yazık Makbuş'a. Zaten ben onu ilk gördüğüm andan beri alışverişe çıkarmak için fırsat kolluyorum. Üstünde yok, başında yok. Çok paçoz ya. Saçını başında da düzeltirim ben onun. İnsana benzetirim. Ay, ay. Önce sonra yaparım ben onu ya. Çok heyecanlı. Allah seni inandırsın. Bu mevzu bahis falında yazıyordu biliyor musun? Dış görünümünüz de diyordu bak. Değişiklik diyordu yapacaksınız diyordu. Yo. Değişiklik değil bebeğim. Seni baştan yaratacağım. Yana yüklü bir meblağ aldın mı? Ha, 100 TL yeter değil mi? 100 TL. Aa, 100 TL benim alışveriş sırasında yiyeceğim mısır olsun, simit olsun, kestane olsun, lahmacun olsun, abur cubura yetmez. Pintinin başkanı. Kredi kartını alsana yanına kız. Ya ama dayım kredi kartı kullanmasını pek sevmiyor yani. İnsan hesabını şaşırıyor falan der. Ay o zaman dayının kıyafetlerini giy dolaş. Kızım oyalama beni. Ha? Ay kusura bakma bebeğim. Moda konusunda biraz hassasım. Bak Makbuş. Şu anda bir sürü trendi kıyafet, ayakkabı, makyaj malzemesi dükkanlarda bizi bekliyor. Onlar bizi özlüyor, biz onları özlüyoruz. Ama sen sallandığın için birbirimize kavuşamıyoruz be. Şarkıcığım. Al kartını yürü. Takiple beni. Takiple. Bekle ya geliyorum tamam aldım. Şarkı. Ya Şahika, şu benim kafayı biraz indirtsek mi diyorum ha? Böyle çok iddialı mı görünüyor saçlarım ha? Makbule, şunu unutma. Senin bu cüsseyle her tür saç modelini taşıyabilen var bebeğim. Ha ben onu diyecektim. Nereden bakarsan bak 1.90'a yaklaşmışımdır yani ben de onu diyecektim. Makbule, moda nedir? Kendine yakışan mıdır? Asla. Moda hiçbir şeyden korkmamaktır. Moda geri çekilmemek, hep saldırmaktır. Ha tabii. Moda insanların kafasına bir balyoz gibi inmektir. Balyoz. Gör bak şimdi sana neler alacağız. Ha, ben diyorum ki bak böyle siyah böyle bir de eteklikten böyle elazi. Bir tane de bol böyle beyaz böyle vatkalı bluze ihtiyacım var. Bir tane de öyle kül poronu siyah böyle rahat bir ayakkabı alırsam. Ay. Var ya Makbuş, senin moda anlayışın benim kan şekerimi düşürüyor ha. Kızım, gördüğüm kadarıyla 84'ten beri aynı şeyleri giyiyorsun. Bu konuda senin fikir belirtmeye hakkın yok. Ben seçeceğim, sen giyeceksin. Kızdırma ikonayı, söyletme kokonayı. Ay! Sen sus, kendim söyledim, kendim güldüm ha. Haydi takiple, takiple. Şaka hakikaten dediğin gibi ya herkes bana bakıyor. Ne dedim sana bebeğim? Moda insanların kafasına bir balyoz gibi inmektir. Ne diyeceğim? Ay bak çok mu alışveriş yaptık ya ha? İki ayakkabı birden aldık. Hem de hiç fiyatını sormadan. Daha yeni başlıyoruz Makbuş. Bak bebeğim. Genç bir hanımefendinin gardırobunda... En az bir tane siyah elbise olmalıdır. Mı diyecektin? Bir sözümü kesme be yavrum be. Bak bebeğim, ders bir. Ayakkabı dediğin ayak terinden mütevellit ıslanır. 10 gün geçmeden tekrar giymeyeceksin. Nahoş koku yapar, erkek milletini kaçırır. şimdi sabah, öğle, akşam, gece kıyafeti desen 10 günle çarp. En az 40 çift ayakkabı lazım, o da bir sezon için. Kırk mı? Şaşırdın. Ders 2. Bir kıyafetin yeni elektriği, enerjisi, ışığı 2 veya 3 giyişte gider. Kumaş kendini salar, dikişler yorulur, kıyafet yaşlanır. Seni de yaşlı gösterir. 2 giyişten sonra emekli edeceksin. 2 kere mi?
7-8 şişe parfümün olacak. Neşeli misin, inatçı mı, huysuz mu? O günün mooduna göre ayrı bir parfüm sıkacaksın. Yedi cüceler gibi mi? Hani yedi cüceler var ya, hani Pamuk Prenses bunların evlerine girmiş, yeleklerini yemiş. Yani 7 tane cüce. Acıktım. Lahmacun arası. Hadi beni takip et. Takiple. Kim o yahu? Aa, Makbule. Merhaba dayı. Ay Makbuleciğim, yavrum şu pilavı koyuver. Ay ne oldu sana ya? Beğendin mi yenge? Ay ne bileyim. Saçın maçın. Bu yaz moda bu muymuş? Ha, hepsini şarkı seçti. Anlaşıldı. Kaç paket o ya? Bütün dükkanları boşaltmışsın. Ne kadar para harcadın kızım? Yok dayı, hepsi ucuzluktan. Bir şey harcamadım. Kartları basmaz çıkmadın ya inşallah. Çünkü kredi kartı olunca insan hesabını bilemiyor. Oldu, ben pilav yapayım bir acele. Ay, pirinç burada kaldı ayol. Bu ne yahu? Makbule Kral. Makbule Kral. Makbule Kral. Aa, aynı dükkandan 6 ayakkabı. Toplam kaç? Delirmiş bu yahu, vallahi delirmiş. Aa. Makbule, sen 40 ayak mısın sen? Efendim dayı? Kızım 12 çift ayakkabı alınır mı? Nerede gideceksin bunları? Aptal mısın sen? Sen o faturaları nereden buldun dayı? Karga bunları ararken sizin tarafta buldum. Böcek olarak mı? Hayır, adet olarak. Yahu biz masraf olmasın diye tamam bizi çağırmayalım. Kendimiz yapalım diyorum. Şu bulduğum faturalara bak. Ama dayı, sen tamir edince arıza büyüyor. Sonra tamir diye daha çok para ödüyoruz. Sus, bu kadar sende. Ocağıma incir ağacı dikmiş. Şu söylediği laflara bak. İyi ki buldum faturaları. Bu, toptan kredi kartı ekstrileriyle gelseydi vallahi kalp krizi falan geçirirdim. Bereket versin, şimdi küçük küçük spazmlarla atlatıyorum işte. Ama dayı, sen 12 çift ayakkabı yalap ediyorsun ama ayakkabı dediğin ayak terinden mütevellit koku yapıyor. 10 gün bekleteceksin. Günde 4 desen tamam mı? 40 çift ayakkabı yapıyor yani. Ne? Alacağımdan değil de bilgi veriyorum yani. Ben sana boşuna 40 ayak dememişim. Parfümeriye 1200 yetele para vermişsin. Bu ne? 6 şişe parfüm. 6 mı? Moduma göre yani. Ben senin modunu ne yaparım biliyor musun? Kafadan kontak. Sen tavuk. Ya dayı. Yahu kim dedi sana Şahika ile alışverişe çık diye? Sen ondan aşık atabilir misin ha? Sacit dedi. İyi alt etti. Konuşacağım o hergeleyle. Onun işi gücü var yahu beni batırmak.